Evrim Hanım, bayım olur musun fuara? Bu yıl 22. kez Redstone ana sponsorluğunda kapılarını açtı. Fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Dördüncü kez ana sponsor olarak karşınızdayız. Bayım olur musun fuarı aslında ülkemiz için inanılmaz bir fırsatları doğuran ve bu konuda tüm girişimci ruhların, tüm girişimci adayların, yatırım fırsatlarının değerlendireceği, bütün franchise'ların burada olduğu, özellikle Özhan Bey'in Mediaforce'un önderliğinde çok seçkin franchise'ların toplandığı bir yer. Ve birçok kişi aslında buraya gelip hayatı değişiyor. Çünkü düşünün ki kendilerine ait bir takım yatırımları var. Bu konuda belki küçük birikimleri var ama bir şeyler yapmak istiyorlar ve ne oldu hakkında fikir sahibi değiller. İşte buraya geldikleri zaman bu gıda olabilir, tekstil olabilir, gayrimenkul firması olabilir ki bizim şu andaki markamız 4 yıl öncesinde bu fuar olduğunda 0 franchise'ımız varken şu anda 11 ülkede 155 franchise'ımız var. Baktığınızda biz her sene istikrarlı bir şekilde ana sponsor olmamızın tek sebeplerinden bir tanesi bu fuarın özellikle çok bereketli olması, gelen katılımcıların nitelikli olması. Aslına bakarsanız bu herkes için bir fırsat doğuruyor. Redstone'a gelince de biz bir Türk markasıyız ve gayrimenkul franchise markasıyız. Şu ana kadar Türkiye'nin birçok yerinde yayıldığımız gibi Dubai'de varız ki Kasım sonunda açılışımızı yapıyoruz. Azerbaycan Bakü'de varız, Londra'da varız, New York'ta varız, Kazakistan'da varız, Polonya'da varız ve dünyanın birçok yerinde merkezi lokasyonlarımızda hem Dubai üzerinden hem Türkiye hem de Londra üzerinden 3 ana merkez üzerinden Redstone'u yönetiyoruz. Hayallerimiz bu konuda çok büyük çünkü diyoruz ki hizmet ihracatı yapan firmalar arasına girmek ve bu konuda listelerde olmak istiyoruz. Şu anda almış olduğumuz reaksiyonlarla 11 ülke ve 155 franchise fakat 2025 sonuna doğru 300 ofisin üzerine çıkacağımız şu anki mevcut eğer algoritmayla ve istikrarla gittiğimiz sürece aslında bu gidişatımız çok fazlasıyla ses getirecek noktada. Şimdi biliyorsunuz özellikle ülkemizde Amerikan markalarının baskın olduğu bir noktada TL olarak kazanıyoruz. Fakat bu paralar Amerika dolarına çevriliyor. Doları çevirdikten sonra da Amerika'ya yönlendiriliyor. Ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için burada milli mücadeleye girmiş aslında bir Türk kadını olarak Redstone'un yönetim kurulu başkanı olarak evet karşınızdayım. Ama eskiden daha öncesinde bir Amerikan markasına dünya satış şampiyonu olarak ülkemizi birçok noktada temsil etmiş olan bir Türk kadınıyım. Bu konuda özellikle girişimci ruh olması, diğer taraftan işte milliyetçi duygular, diğer taraftan para artık ülkemizde kalması ve Türkiye ekonomisine katkısından dolayı birçok kişi, algıları açık olan birçok girişimci, evet Evrim Hanım biz de Redstone'la sizinle beraber olacağız, biz de bu milli mücadelede varız diyerek şu anki mevcut aşamada dünya franchise rekorunu kırmış olduk. Peki gayrimenkul sektörüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Franchising anlamında bu sektör nasıl fırsatlar sunuyor? Çok güzel. Şimdi birçok kişi aslında burada görüyorsunuz işte çok fazla kol var ve yapılabilecek çok fazla iş dalı var. Fakat gayrimenkulde sıfır risk barındırıyor. Yani çalışırsanız istediğiniz kadar para kazanabileceğiniz bir sistem. Çalışma saatinizi siz belirliyorsunuz ve ne kadar çalışırsanız o kadar kazanacağınız sistemde limiti siz koyuyorsunuz. Yani düşünün ki sizin ayda 10 milyon TL kazanmak hedef koyarsanız ona göre portföylerinizi almak durumundasınız. Veya herhangi bir şekilde eğer oyanız boş geçtiyse aslında sorumlu yine sizsiniz. Çünkü stoklarda bekleyen bir ürününüz veya bundan dolayı riske girdiğiniz bir noktada değil. Aslında aracı kurum yani bir başkasının malını diğer kişiye satarken siz orada aracılık hizmet bedeli alıyorsunuz. Faturanızı ödüyorsunuz, KDV'nizi ödüyorsunuz. Ayrıca özellikle Türkiye'de MYK belgesi olan, taşınmaz ticaret yetki belgesi olan çok az insan olduğundan dolayı insanlar kurumsal franchise'lara yöneldi. Yani işini doğru yapan, sistematik yapan, aslanlar gibi vergisi ödeyen ve güvene dayalı. Çünkü gayrimenkul sektöründe çok fazla ciddi paralar döndüğünden dolayı yani yüksek rakamlar insanlar yılların birikimini düşünün ki birine teslim ediyor ve ona güveniyor ve o gayrimenkul almasını sebep oluyor. Şimdi burada güven esasken, itibarlı geçmiş ve bu konuda birçok kişinin kafası karışıkken doğru yönlendirilme ihtiyacı var. İşte biz burada vermiş olduğumuz hizmet bizimle beraber olan franchise'larda onlara mutlaka destek oluyoruz. Portföy desteği sağlıyoruz, danışman desteği sağlıyoruz. Diğer taraftan onların eğitimlerin sorumluluğunu biz alıyoruz. Ve şu anda aslına baktığınız zaman karşı konulamaz noktada çığ gibi büyümemizin sebebi bizim gibi düşünen, enerjisi yüksek ve ayrıca da bu mücadele ruhu olan arkadaşlarımızda da saklı. Yani tek başına evet Redstone 3 yılda 4. senemizdeyiz. Çok fazla destan yazdık, güzel işleri imza attık. Ama bir taraftan da aslında şu anda 1000'in üzerinde çalışan arkadaşımız var. Hepsinin de bu konuda fazlasıyla katkısı var.